Arkadaşlar fonksiyonlarda 5. videodayız ve fonksiyon çeşitlerine geldik. İlk fonksiyonumuz sabit fonksiyon. Adı üzerinde zaten bilinen bir şey. Sabit fonksiyon yani değişmeyen fonksiyon. Sabit kelimesi değişkenden bağımsız, durağan, değişmeyen demektir. Sabit fonksiyonda x değişkeni ne olursa olsun fonksiyonun değeri değişmiyor demektir. Hemen basit bir tanım verelim ve işimize bakalım. Şimdi tanım şu. Her x reel sayısı için fx eşittir sabit bir değer yani a. Burada a dediğimiz reel sayı olacak. Yani bu şu anlama geliyor. X'e ne verirseniz verin sonuçta değişmeyecek ve sonuç her zaman a çıkacak demektir. Zaten sabitin anlamı da o. Değişmeyen yani değişkene bağlı olmayan demek. Pekala bu ne anlama geliyor? Basit bir örnek vereyim mesela. Bazı sabit fonksiyon örnekleri. Fx eşittir mesela 2 bizim için sabit bir fonksiyon. Gx eşittir eksi 5 bölü 2 yine bizim için sabit bir fonksiyon. Yani sonuçta fonksiyonun kuralında sadece sabit bir değer yani bir reel sayı olması gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor grafik olarak bakarsak? Hemen bir x, y alacağım. Evet, x neydi arkadaşım? Tanım kümesi yani gidenler y de görüntüleriydi. Şimdi diyelim ki sabit fonksiyonumuz fx eşittir a. X ne olursa olsun daima sonuç a olacak. Bu da Venn şemasıyla gösterirsek hemen şöyle kısaca. Tanım kümesindeki her eleman a ile eşleşecek demektir. Yani x'e ne verirseniz verin sonuç a çıkacak anlamına geliyor. Bu da şu anlama geliyor grafikte. X'e istediğin sayı ver. Y'de A ile eşleşecek. Şurada A var. Bakın buradaki X A ile eşleşti. Buradaki X A ile eşleşti. Tabii ki bu aralardaki X de A ile eşleşecek ve böylece sabit bir doğru oluşacak. Ki buna biz Y eşittir FX diğer adıyla Y eşittir A doğrusu diyoruz. Yani değişken ister 1 olsun, 1,5 olsun, 2 olsun, 2,8 olsun, 0 olsun, eksi 1 olsun, ne olursa olsun sonuç a. Yani tüm değerleri a olan bir fonksiyon olacak. Grafiği de böyle sabit bir fonksiyon. Daha doğrusu sabit bir doğru. X eksenine paralel, y ekseni dik ve a'dan geçen bir doğru olacak. Pekala. Şimdi artık sabit fonksiyon örnek. Zaten kural çok basit. Örneklerde görsek iyice pekişecektir. Hemen ilk örneğimize bakalım. Şimdi m ve n reel sayı olmak üzere bir fonksiyon tanımlanmış. Fx eşittir m artı 1 x kare artı m çarpı n eksi 2 x artı m artı n. Fonksiyonu sabit fonksiyon diyor. Bakın arkadaşım sabit değişmeyen demek. Sabit fonksiyonda da değişmeyecek yani sabit fonksiyonun kuralında da değişken olmayacağı için böylece x kare ya da x'i terim bulunamaz. Çünkü bunlar olduğu sürece değişken değiştikçe sonuç da değişecektir. Yani x'e ben 1 verdiğimde, 2 verdiğimde sürekli sonuçlar değişecektir. O yüzden x kareli ve x'i terim bulunamaz. Kısaca değişken. Değişkenin ne olduğunu buradan anlıyorsunuz. X. X değişken. Giden x. O zaman böyle bir ifade olamaz. Aynı zamanda burada böyle bir ifade de olamaz. Yani m artı 1'in 0 olması lazım. M buradan eksi 1. Benzer şekilde m çarpı n eksi 2 de 0 olmalı. M sayısını bulmuştum. Eksi 1. Eksi 1'i yerine yazarsam eksen eksi 2 eşittir 0. Buradan n eşittir. Eksi 2 geliyor arkadaşım. M ve n'yi buldum. Götürüp bunu fonksiyonda yerine yazarsam fx fonksiyonu baştan yazıyorum. Fx fonksiyonu m'ye eksi 1 verdik. Burası gitti. M ve n'yi yerine koyarsak burası gitti. M artı ne diyor? Bu ikisini toplarsanız eksi 3. Evet. Şimdi değişkene istediğin sayı ver. 10 üzeri n eksi m diyor ama isterse başka sayı da verebilirdi. Sonuç değişmeyeceği için adı üzerinde sabit fonksiyon. İstediğin sayı ver. O zaman sonuç yine değişmeyecek. Yani cevabımız eksi 3 olacak arkadaşım. Çünkü değişken yok burada. O yüzden ne koyarsanız koyun sonuç eksi 3'tür. Yani doğru cevap Adana. 21 böyleydi. Geldik 22'ye. Kesirli bir ifade vermiş ve bunu sabit fonksiyon olarak söylemiş. Peki bir kesirli ifade nasıl sabit fonksiyon olur? Eğer böyle bir ifade sabit fonksiyon oluyorsa, yani değişken ne olursa olsun sürekli aynı sonuç çıkıyorsa, o zaman biz bu kesre sabit kesir diyoruz ve sabit kesirin bir özelliği var. Şimdi hemen ona bir şöyle bir bulut açıyorum
ve sabit kesir özelliğini hemen anlatıyorum. Şimdi burada x değişken olsun. Ax kare artı bx artı c bölü dx kare artı ex artı f. Eğer bu ifade, şuraya f yazacaktım ha. Eğer bu sabit kesir ise, yani sürekli x'e ne koyarsak koyalım sonuç aynı geliyor ise, burada dereceleri aynı olan terimlerin katsayı oranları aynı olmak zorunda. Demek istediğim şu, dereceleri aynı olan terimden kastım şudur. X kare 2'nin derecen, x kare 2'nin derecen, bunların oranı yani a'nın d'ye oranı b'nin e'ye oranına eşit olacak. Çünkü burada birinci dereceden terimler var ve sıfırıncı dereceden sabitler. Bu oranlar birbirine eşit olacak ki bu ifade sabit kesir olsun. Böyle bir fonksiyon tanımlanmışsa adı da sabit fonksiyon oluyor. Pekala, şimdi sorumuza dönersek, fx eşittir 3x artı 7 bölü 9x artı k. Bu sabit fonksiyonsa değişkene ne verirseniz verin aynı sonuç çıkacak, değil mi? Pekala, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Dereceleri aynı olan terimler, x'li terimlerin katsayı oranı yani 3 bölü 9 eşittir 7 bölü k. Buradan k dediğimiz arkadaşımız ne yapıyor? Hemen şurayı sadeleştirdim, 1 bölü 3 diye. K 21 oluyor. Peki. Size neyi soruyor? Fk'yı soruyor. Peki. K 21 olduğunda bu gerçekten sabit fonksiyon mu? Onu da göstereyim. Fx eşittir. Bu arada cevabımız 1 bölü 3. Çünkü bu oran aynı zamanda fx eşit. Birazdan onu da söyleyeceğim. K yerine 21 yazıyorum. 9x artı 21 oldu. Şimdi aşağıyı 3 parantezine alırsanız arkadaşlar, yukarıda yapacak bir şey yok. Yukarısı aynen yazılıyor. 3x artı 7, aşağısı da 3 parantezinde bakın 3x artı 7 ve böylece 3x artı 7'ler gidecek. Fx'in değeri 1 bölü 3 olacak. Ne koyarsak koyalım cevap 1 bölü 3 olur. İşte sabit fonksiyonda bu oranladığımız değer, yani bu oran fx'e eşit oluyor. Yani soruyu aslında k'yı bulmadan da buradan bitirebiliriz. Onu da demek istiyorum. Yani soruda k da sorulabilirdi ama biz k'yı bulduk. Sadece ben k eşittir 21 bulduktan sonra sonucun, yani fx'in sabit bir değer olduğunu göstermek istediğim için k'yı buldum. Ama zaten soru fk'yı sorduğu için direkt bu oran, şu oran çıkan sonuç fx'e eşit olacaktır. Yani 3 bölü 9 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Fx'in 1 bölü 3 olduğunu buradan görüp istediğin sayı yazarsan, ne yazarsan yaz yani buraya, sonucumuz 1 bölü 3 olacaktır deriz. Ama dediğim gibi K'da sorulabilirdi. K'nın buluşunu gösterdik. Pekala. Sanırım bu da anlaşıldı diye düşünüyorum. F sabit fonksiyon. Pekala. Sabit fonksiyonda içeriye ne yazarsan yaz sonuç değişmez. Demek ki sonuç daima bu çıkacak. Yani a kare artı 2b artı 2. Her zaman bu çıkacak. İçeriye ne yazarsan yazalım. Yani a artı 2 yazmışsın ya da b eksi 1 yazmışsın, değişmez. Bu da aynı zamanda 1 eksi b kare eşit olmak zorunda. Neden? Nedeni şu. Fx sabit fonksiyonsa bir sayı eşit. O sayının kaç olduğunu bilmiyoruz. A demek istemiyorum, soruda a var. B demek istemiyorum, yine soruda var. Diyelim ki k. İçeriye a artı 2 yazmışlar. O zaman f a artı 2, o da k. Değil mi? Ne yazarsa yak sonuç k. Demek ki bu aslında k'ya eşit. Peki bir de ne yazmışlar? X yerine b eksi 1 yazmışlar. X yerine b eksi 1 yazsan da sonuç k. Yani aslında bu da k. Demek ki bu k, bu k. Demek ki bunlar birbirine eşit. Peki bunu anladıktan sonra f a artı ve f b'yi soruyor. Önce burayı çözmemiz lazım. Burayı çözmek için hepsini karşıya atıyorum. A'nın karesi artı b'nin karesi artı 2b artı 1 kalıyor arkadaşım. Şimdi şu son 3 terim aslında bir tam karedir ve b artı 1'in parantez karesine eşittir burası. Bir de önümüzde ne vardı? A kare vardı, eşittir 0. Şimdi çift kuvvetler toplamı 0 geliyor ise bu ancak 0'ın karesi artı 0'ın karesi ile mümkündür. Başka ihtimal yoktur arkadaşım reel sayılarda. Yani a mecburen 0 olacak ve b artı 1 de mecburen 0 olacak. Buradan b'nin eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. A da 0'dır deriz. Pekala.
Madem bunları bulduk, o zaman fx'i bulalım. Fx eşittir neydi? K. K neydi? Bu. Ya da bu. Fark etmez. Hemen fx eşittir k. K yerine de şöyle bulacağım. 1 eksi b kare diyor. B yerine eksi 1'i yazarsam 1 eksi eksi 1'in karesi, o zaman fx eşittir arkadaşım 0 geldi. İsterseniz şuradan da hesaplayabilirdik. A yerine 0 yazarsanız bakın gidiyor. B yerine eksi 1 yazarsan eksi 2 ile artı 2 gidiyor. Yine 0 olduğunu görüyorsunuz. Yani fx eşittir 0. Fx 0 ise A da yazsan B de yazsan fa artı fb sorulmuş. Bu 0 artı 0 eşittir 0. Doğru cevabımız C seçeneği olacak idi. Bu da böyleydi arkadaşım. Geldik ikinci fonksiyon türüne, birim fonksiyon. Şimdi birim iki türlü anlamı var. Bir yapının en küçük ya da bir şeyin en küçük yapı taşı birim anlamına geliyor. Mesela birim kare, bir kenarı bir kare, bir birim olan kare ya da birim çember, yarıçapı bir olan çember. Pekala, birimin bir diğer anlamı da, ki buradaki anlam aslında odur, etkisiz demektir. Buna biz matematikte mesela çok sık kullandığımız etkisiz eleman diğer adıyla birim eleman. Yani hemen örnek vereyim. Mesela toplamada birim eleman yani etkisiz eleman. Şu birim etkisiz demektir. Etkisiz. Birim eleman nedir? Toplama için konuşalım. Toplama için birim eleman ne? Sıfır. Neden? 4 ile 0'ı sağdan topla, soldan topla. Sonuç değişmeyecektir. Böylece 4 olacaktır. Çarpmada ne oluyor bu? Çarpmanın birim elemanı yani etkisiz elemanı 1. İşte 5 ile 1'i sağdan çarp, 1'i soldan çarp. Sonuç değişmeyecektir 5. Buna sağ birim, buna da sol birim diyoruz. Sağ birimle sol birim aynı olmak zorunda. Bir işlemde birim eleman olabilmesi için sağdan ve soldan işleme girdiği zaman etkisi olmayacaktır. Ve bu sağ birimle sol birimin birbirine eşit olması lazım. Peki fonksiyonlarda ne oluyor? Fonksiyonlarda da bu aslında birim fonksiyon, etkisiz fonksiyon. Hangi işlemde? Bileşke işleminde. Bileşke birim eleman x arkadaşım. X ile herhangi bir fonksiyon sağdan girsin ya da x ile herhangi bir fonksiyon soldan işleme girsin. Sonuç fx. O yüzden buradaki x birim yani etkisiz eleman oluyor. İşte birim fonksiyonda kuralı aslında verdim. Fx eşittir x ya da gx eşittir x. Şöyle söyleyelim. Karışmasın buradaki örnekteki f ile karışmasın diye. Hx eşittir x. Fonksiyonuna birim fonksiyon denir. Yani etkisizdir. Ne demek bu? Diyelim ki H3 3'tür. H7 7'dir. H√3 3'tür. Yani herkes kendisiyle eşleşiyor. Giden x, gittiği yer y, x ile y aynı olacak arkadaşım. Yani aslında birim fonksiyonun denklemi de belli oldu. Fx eşittir x ya da diğer adıyla y eşittir x doğrusu çıktı. Sanırım buraya kadar anladık. Herkes kendisiyle eşleşiyor. Başka örnekler vereyim. Mesela birim fonksiyon örneklerinde g birim fonksiyon olsun. O zaman g2x eksi 1 eşittir 2x eksi 1 olmalı. Birim fonksiyon ise. Çünkü herkes kendisiyle eşleşecek. Yani içerideki vatandaşla dışarıdaki vatandaş aynı olması gerekiyor. Peki bunun grafiği nedir? Madem herkes kendisiyle eşleşiyor, o zaman tüm reel sayıları düşünürsek x, y. Yani 1, 1 ile eşleşecek. 2, 2 ile eşleşecek. 0, 0 ile eşleşecek. Eksi 1, eksi 1 ile eşleşecek şeklinde. Bunları düşünürseniz arkadaşım 0, 0 ile eşleşiyor. Yani orijinden geçecek bu grafik. 1'e karşılık 1'den geçecek. Şöyle 1, 1 yapalım. Eksi 1'e karşılık eksi 1'den geçecek. İşte 2'ye 2'den geçecek. İşte bu noktalar sonsuz adet bir araya gelerek böyle bir doğru oluşturacak ki bu doğru çok özel bir doğrudur. Y eşittir x diğer adıyla atıyorum fx olsun fx eşittir x. Buna birinci açıortay doğrusu diyoruz. Birinci açıortay doğrusu. Neden açıortay demişler? Bakın burada bir kare görüyoruz değil mi? Şöyle görün 1'e 1. Karenin köşegeni açıortaydır. 45 45 böler.
İşte 45-45 böldüğü için buna birinci açıortay doğrusu var. Bir de y eşittir eksi x ikinci açıortay doğrusu. O da y ile x zıt işaretli olacak. Yani o da orijinden geçecek. Şöyle kesik kesik göstereyim. Orijinden geçecek. Y ile x eksi pardon zıt işaretli olacak. Öyle diyelim. Yani 1 koyunca eksi 1 çıkacak ya da eksi 1 koyunca artı 1 çıkacak. Buna da ikinci açıortay doğrusu diyoruz. Evet, bunlar analitikte çok sık karşımıza çıkar. Hatta bu birinci açıortay doğrusu ters tanımlarken kullanacağız bunu. Yani bir fonksiyonun tersinin grafiği aslında y eşittir x'e göre simetridir diyeceğiz. Bunları ileride anlatacağız ama temel bilgileri verelim dedik. Demek ki birinin fonksiyonu deyince ne anlayacağız? Her eleman kendisiyle eşleşiyor. Öyle düşünelim yani. Burada hangi x varsa gittiği yer y demiştik ya, o da x. Aslında y dediğimiz x'in ta kendisi oluyor. Ve onlar da böyle bir doğru oluşturuyor. Bu doğruya da birinci açıortay doğrusu diyoruz dedik. Pekala. Birim fonksiyon anlaşıldı. Yani içerideki kuralla dışarıdaki kuralın aynı olması gerekiyor. Herkes kendisiyle eşleşmesi gerekiyor. Sanırım bu kadar sürekli tekrardan sonra anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakalım şimdi sorumuza. F birim fonksiyondur. F birim fonksiyonsa hemen buraya yazayım. F 2x eksi 1 artı f 3x eşittir f 4x. Birim fonksiyonda herkes kendisiyle eşleşir. Yani bunun sonucu arkadaşım şu ifadenin sonucu 2x eksi 1 olmalı. Benzer şekilde bu ifadenin sonucu da kendisi olacak. Yani 3x olacak. Ve bu ifadenin sonucu da kendisi yani 4x olacak. Buradan x kaçtır demiş. Hemen toparlayalım. 5x eksi 1 eşittir 4x'ten x buradan eksi pardon artı 1 geliyor. Evet. Doğru cevap Adana. Kolaydı. Yani takılacak bir şey yok herhalde. Geçiyorum. 25. sorumuz var ve soru iki fonksiyon verilmiş. Biri sabit fonksiyon ve biri birim fonksiyon. Hemen okuyalım. Fx kesirli bir fonksiyon vermiş ve bu fonksiyona sabit fonksiyon demiş. Gx ise yine lineer bir fonksiyon. Bunu ileride göreceğiz zaten. Doğrusal fonksiyon diyeceğiz buna. Buna da birim fonksiyon demiş. Pekala. Olduğuna göre a artı b artı c artı d toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, öncelikle sabit fonksiyondan başlayalım. Sabit fonksiyon neydi? X değişkenine bağlı olmayacaktı. X ne olursa olsun sonuç değişmeyecekti, değil mi? Peki kesirli bir ifade sabit fonksiyon olduğunda ne yapıyorduk? Biraz önce zaten söyledik bunu. Burada bir oran vardı ve oran sabit kalıyordu. O oran da şuydu. Öncelikle fx fonksiyonu tekrar baştan yazıyorum. Bölü ax kare a eksi 3x bir de artı b var. Şimdi böyle bir ifade sabit fonksiyon belirtiyor ise dereceleri aynı olan terimlerin katsayı oranları aynı olacaktı. Buna göre x kareli terimlerin katsayı oranı yani eksi 2'nin a'yı oranı, x'li terimlerin katsayı oranı yani 6'nın eksi 3 oranı o da eksi 8'in b'ye oranına eşit olması lazım. Hemen bu oranların eşit olması için kabaca hemen şöyle kapatıyorum. Bakın şurada içler dışlar yaparsak 6 eşittir 6a. Buradan a1 yapar arkadaşım. Benzer şekilde bu şekilde kapatırsak o zaman eksi 3 çarpı eksi 8 yani 24 eşittir 6b yapar. Değil mi? 6b eşittir 24. Buradan b eşittir. Ne geliyor arkadaşım? 4 geliyor. Şimdi bu bulduklarımı g fonksiyonunda yazıyorum. Gx artı 1 fonksiyonu eşittir. A yerine 1 yazacağım. 1 eksi cx. B yerine 4 yazdım. 4 eksi d. Pekala. Şimdi neydi? G fonksiyonu birim fonksiyonu. Peki birim fonksiyon özelliği neydi? Herkes kendisiyle eşleşecekti. Yani içerideki ifade neyse dışarısı da aynısı olacak. Bakın burada 1x var. O zaman buranın da 1x olması lazım. Sabit olarak sayısal değer yani 1 geliyor. O zaman buranın da 1 olması gerekiyor. 1 eksi c eşittir. Birden c 0 oldu. 4 eksi d eşittir. Birden d eşittir 3 oldu. A'yı bulduk. B'yi bulduk. C'yi bulduk. Ve D'yi bulduk. Bunları toplar mısınız diyor. Toplarsak 1 artı 4 artı 0 artı 3 toplamda 8 geldi. Kolay bir soruydu. E dedik geçtik sanırım anlaşılmıştır.
Geldik 26. sorumuza. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu birim fonksiyon olmak üzere. Pekala. Fx eksi 3 eksi c artı 1 eşittir a artı 2x kare artı 2b eksi 5x demiş. Şimdi şöyle yapalım. Madem f birim fonksiyon, o zaman bir f'i yalnız bırakalım. F x eksi 3 f'i yalnız bırakacağım için eksi c ile 1'i karşı alıyorum. O zaman a artı 2x kare oluyor. Artı 2b eksi 5x artı c eksi 1. Şimdi bunun birim fonksiyon olabilmesi için içerideki kuralın dışarıdaki kuralla aynı olması lazım. İçeride x kareli terim yok. O zaman dışarıda da olmayacak. Yani burası imha edilecek 0. İçeride x'in katsayısı 1. Yani 1x var. O zaman buranın da 1x olması lazım. İçeride sayısal değerimiz yani sabit terimimiz eksi 3. O zaman buranın da eksi 3 olması gerekiyor. Buna göre a sayısı eksi 2. 2b eksi 5 eşittir 1'den. B sayısı 3. C eksi 1 eşittir eksi 3'ten. C sayısı eksi 2 oldu. Buna göre a artı b artı c sorulmuştu. Eksi 2 artı 3 ve eksi 2. Oradan da sonuç eksi 1. Yani doğru cevabımız B dedik arkadaşlar. Sanırım bu da anlaşıldı. Ve 26 bitti. Sıradaki fonksiyonumuz doğrusal fonksiyon ve videomuz uzadı. Bundan sonraki videoda doğrusal fonksiyonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.